Arkadaşlar merhaba. Toprak yayıncılık kurumsal deneme TYT2'nin matematik sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soru. Aşağıdaki şekilde görülen 24 özdeş bölmenin bir kısmı mavi, kalanları ise pembe boyalıdır. Buna göre mavi bölmelerden kaç tanesi silinerek pembeye boyanırsa mavi bölmelerin sayısının pembe bölmelerin sayısına oranı 1 bölü 2 olur denilmiş. Mavi bölmelerin sayısının pembe bölmelerin sayısına oranı 1 bölü 2 ise ben mavi bölmelere K, pembe bölmelere 2K diyorum. Toplamı 3K'nın Toplam bölme sayısı 24 eşit olması gerekir. Buradan kana 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani son durumda 8 tane mavi, 16 tane pembe boyalı bölme olması gerekecek. Şimdi mavileri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane olduğunu söyleyebiliriz. 10 tane 8 tane indirmek için 2 tanesini silip pembe ile boyamamız gerekecektir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen dikdörtgenin köşelerinde yazılı olan sayılardan herhangi ikisi seçilerek A üzeri B biçiminde yazabilecek en büyük en küçük sayılar elde edilecektir. Bir tane örnek verilmiş. 2, 3, 4 ve eksi 1'den oluşan şekilde elde edilecek en büyük sayı 3 üzeri 4'ten 81. En küçük sayı ise eksi 1 üzeri 3'ten eksi 1'dir denilmiş. Buna göre verilen dikdörtgende aynı işlem uygulandığında elde edilebilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Şimdi elde edebileceğimiz en büyük sayı eksi 4 üzeri 4'ten 256'dır en küçük sayı ise eksi 4 üzeri 3'ten eksi 64'tür. 256 ile eksi 64'ü topladığımızda 192 sonucunu elde ederiz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Verilen bir A pozitif tam sayısının kare kökü B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere kök A eşittir. B kök C şeklinde yazılabilir. Bu eşitlikte B en büyük aldığında kök A sayısı önce B sayısı kadar yeşil sonra C sayısı kadar turuncu kare boyanarak aşağıdaki gibi modellenmek isteniyor. Mesela 147'yi kök içerisinde 147 7 kökçü olarak modellendiğinde 7 tane yeşil 3 tane turuncu kare oluyor. Buna göre modellenen aşağıdaki sayılardan hangisi D turuncu karelerin sayısının yeşil karelerin sayısının oranı 1 bölü 2 olur denilmiş. Seçeneklere tek tek bakalım. 62 kök 15 olarak yazdığımızda turuncu karelerin sayısı 15, yeşil karelerin sayısı 2, 15 bölü 2 olur, 1 bölü 2 olmaz. 75'e baktığımızda 5 kök 3'te oran 3 bölü 5 olacaktır. 5 kök 2'de oran 2 bölü 5'tir. 108'i 36 çarpı 3 yani 6 kök 3 olarak yazdığımızda yeşil karelerin sayısı 6, turuncu karelerin sayısı 3'tür. Turuncuların yeşillere oranı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabına D seçeneği diyebiliriz. Dördüncü soru A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere aşağıdaki kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işaretleri yazılacaktır. Her bir kutuya farklı bir işaret yazıldığında eşitlikler elde edilmektedir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi şuraya 20 eksi 4 16 olarak başlayalım. A 16 olduğunda burada zaten çok bir seçeneğimiz yok. Çarpma dersek 4 olur ama 4 verdiğimizde aşağıya sağlamayacak. Dolayısıyla buraya artı deyip B'ye 8 değerini verelim. B'ye 8 dedikten sonra buraya çarpı diyelim. 8 çarpı birden eşitliği sağ tarafı 8 olsun. Elimde kalan tek işlem bölme. A'ya 16 dediğimde C'ye 2 dersem 16 bölü 2'den 8 olacaktır. Yani A'nın 16, B'nin 8, C'nin 2 olması gerekecek. Bunların toplamından da sorumuzun cevabı 26. Yani B seçeneği olacaktır. Zehra'nın elinde ağırlığını bilmediği oyuncak ayısı ile 4-7 ve 12 kilogramlık ağırlıklar bulunmaktadır. Zehra önce elindeki oyuncak ayı eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerinden birine yerleştiriyor. Sonra elindeki ağırlıkların bazılarını ya da tamamını terazinin kollarına rastgele yerleştirdiğinde terazi dengede kalıyor. Buna göre oyuncak ayının ağırlığı kilogram türünü aşağıdakilerden, hangisi olamaz denilmiş. Şimdi olabilecek durumların bazılarını yazalım. Mesela ayının yanına 4 kilogramlık ağırlığı koyduğunda diğer tarafa 12 ve 7'yi koyduğunda 19 Burası 4 olduğu için ayınlarla ağırlığı 15 olabilir. D seçeneğini eldik. Ya da benzer şekilde ayının yanına 7'yi koyduğunda 12 artı 4 diğer tarafta kalsın. Buradan 9 olur. B seçeneğini de eldik. Ayı tek başına bırakıp diğerlerini karşıya attığında 12 artı 4 artı 7 diyelim. Buradan da 23 olabilir. 8 ve 10 arasında kaldık. Şöyle bir eşitlik yazabiliriz. Bazılarını ya da tamamını dediği için ben ağırlıkların hepsini kullanmadan A artı 4 eşittir 12 şeklinde düşünürsem buradan ayınlarla ağırlığı 8 de olabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabının C seçeneği 10 olacağını söyleyebiliriz. Bir banka şifresini unutan müşterilerine yardımcı olmak ve geçici bir şifre göndermek için aşağıdaki işlemleri uygulamaktadır. Müşteriden rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olmak üzere ABC, şeklinde altı basamaklı bir sayı girmesi istenir. Bilgisayar ABC DEF sayısını ABC ve DEF olacak şekilde iki parçaya ayırır. Daha sonra aşağıdaki işlemleri uygulayarak şifreyi oluşturur. Geçiş şifre almak üzere başvuru yapan müşteriye 5327 sayısı gönderildiğine göre E artı B toplumu alacağı en küçük değer kaçtır? Şimdi 5327 geçiş şifre olduğuna göre C, D, A, F'nin 5, 3, 2, 7 olması gerekir. Şimdi sayımız başta A, B, Şimdi buradan bildiklerimi yazıyorum. A'ya 2 dedim. C'ye 5 dedik. D'ye 3 dedik. F'ye de 7 dedik. E artı B toplamının en küçük değer olması isteniyor. Zaten bakın buradaki algoritmada A, B, C, D, E, F diye ayırdığında ilk başta şuradan sondaki C ile baştaki D'yi alıp C'de yapıyor. Diğer tarafta da baktığımızda baştaki A ile sondaki F'yi alıp A, F yapıp zaten bunları birleştiriyor. Yani aradaki B ve E'lerle şifrenin bir ilgisi yok. Sadece rakamlar sıfırdan ve birbirinden farklı olma durumunu sağlayacak bunlar. Dolayısıyla burada sıfırda kullanamayacağım için. Örneğin B'ye 1 verirsem 1, 2, 3. Diğerine de 4 verdiğimde olabilecek en küçük değerin toplamı 5 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği diyebiliriz. 7. soru. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere M artı N eşittir. 13 çeşitli veriliyor. Buna göre verilen ifadelerde hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi M artı N 13 ve bunlar pozitif tam sayı olduğuna göre kesinlikle bir tek bir çift. Yani ya M tektir, N çifttir ya da M çifttir, N tektir diyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncele baktığımızda zaten 2 üzerine 2'nin bir kuvveti mutlaka çifttir. 3 üzerine 3'ün bir kuvveti mutlaka tektir. Çiftle tekin toplama tektir diyebiliriz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda mesela ikinci öncül için ben M'yi 3, N'yi 10 olarak seçersem M artı N toplamını sağlayacaktır. Buradan 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 10 diyelim. Buradan işlemin sonucu 49 tek gelecektir. Demek ki daima çift sayı diyemeyiz. Üçüncü öncüle bakarsak m kare çarpı n küp çarpımının çift olduğu söylenmiş. m tekse m kare tektir. n çiftse n küp çifttir. Bu çarpım çifttir. Tam tersini düşünürsek m çiftse m kare çifttir. n tekse n küp tektir. Buradan da yine çift olacaktır. İki durumda da bu çarpımın çift olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği 1 ve 3 olacaktır. Her birine yalnız bir aracın park edebildiği bölmelerden oluşan otoparkın krokisi aşağıda verilmiştir. Park yerlerinin satır ve her birinde o satır ve üstünde bulunan boş park yeri sayısını gösteren elektronik tabelalar bulunmaktadır. Buna göre sarı renkte belirtilen park yerlerinden kaç tanesi doldur denilmiş. Şimdi öncelikle şu sıfır olanlardan ben hareket edeceğim. Bu sıfır olanlarda bu satırda mesela şu satırda hiç boş olmadığını söyleyebiliriz. Yani ben bunların hepsine dolu anlamına gelen D yazıyorum. Bunlar dolu. Daha sonra şu sütunda da sıfır yazdığı için bunlar da dolu diyebiliriz. Şimdi mesela buradan devam edelim. Şu üçe baktığımızda burada üç tane boş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu boş, bu boş, bu boş. Şöyle geldiğimizde bakın burada bir tane dolu var zaten. Bu da bu. Bir tane boş olması gerekiyor. Bunları yerleştireceğiz. Bir üste bakalım. Oradan daha garanti gelebiliriz. Şimdi burada üç tane boş olması gerekiyor. Bu dolu olduğu için demek ki bunların boş, boş, boş olması gerekecek. Şu üçten baktığımızda bir, iki tane boş var. Üçüncü boşun burada olması gerekiyor. Bu yataydaki bir tane boşun neresi olduğunu bulduk. Demek ki şu ikisine de dolu diyebiliriz. Bizden sarı renklerden kaç tanesinin dolu olduğu istenmiş? Bir, iki, üç ve dört tane sarı renkli dolu park yeri vardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D4 olacaktır. A ve B gerçek sayılar olmak üzere böyle bir işlem tanımlanmış. Buna göre verilen eşitliği sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır denilmiş. Şimdi şu ifadeye bakarsak eksi 3'ün mutlak değeri eksi 5'in tamamının mutlak değeri diyelim. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 buradan 3 eksi 5'in mutlak değeri eksi 2'nin mutlak değerinden burası 2 çıkacak. Yani 2 büyüktür. Diğer tarafa da bakarsak mutlak değeri 2 x eksi 1 eksi 3'ün mutlak değeri diyelim. Bunu şu şekilde yazalım ve açalım. 2x eksi 1'in mutlak değeri eksi 3 küçüktür 2 dersem bu ifade dıştaki mutlak değeri açtığımızda 2 ile eksi 2 arasında olacaktır. Her tarafı 3 eklersem 2x eksi 1'in mutlak değeri 1 ile 5 arasında diyebiliriz. Buradan da söyleyebileceğimiz iki durum var. 2x eksi 1'in mutlak değeri gerçekten 1 ile 5 arasındadır. Her tarafı 1 eklersek 2x 6 ile 2 yani x 3 ile 1 arasında olur. Bunu sağlayan tam sayı değeri 2. Yani bir tanedir. Bir de 2x eksi 1'in eksilisi 1 ile 5 arasında olabilir. Yani onu da şuraya yapalım. Eksi 2x artı 1 5 ile 1 arasındadır. Her taraftan 1 çıkarttığımızda eksi 2x 4 ile 0 arasında olur. Her tarafı eksi 2'ye bölersek eşitsizlik yön değiştireceğinden 0 bu sefer küçüktür büyüktür'e döner. x Eksi 2 diyebiliriz. 0 ile eksi 2 arasında da sadece eksi 1 tam sayısı vardır. Yani ikisini alabileceği değerler eksi 1 ve 2'dir. 2 tane olmuştur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği diyebiliriz. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı birçok genel değeri A çarpan doğal sayısının asal çarpanlarının sayısına eşittir. Örneğin 5 içerisindeki 18, 18 çarpı 5 bunun 3 tane asal çarpan olduğu için değeri 3'tür denilmiş. Bu eşitlikte a sayısı 3 basamaklı bir tam kare olduğuna göre en küçük a sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi sol tarafta 4 çarpı a sayısı var, sağ tarafta 6 çarpı a sayısı var ve a'nın 3 basamaklı bir tam kare olduğunu biliyoruz. Şimdi sol taraftan kesinlikle 2 asal çarpanı gelecek, sağ taraftan da 2 ve 3 gelecek. Bunların asal çarpan adedinin eşit olması için a da 2 3'ten en az birinin bulunması gerekiyor ama fazladan da bir şey gelirse bunların eşitlenmesi mümkün olmaz. Örneğin mesela a'yı 3 basamaklı en küçük tam kare 100 olarak düşündüğümüzde buradan 2 ve 5 gelecek. Sol taraftan. 2 ve 5'ten 2 tane, sağ taraftan 2 3 5'ten 3 tane gelecek. Bu eşitlik sağlanmayacak. Dolayısıyla bu 2 ve 3 dışında harici bir asal çarpan bulunduran bir tam kare denememizin pek anlamı yok. Dolayısıyla 11'i de atlıyorum. Direkt 12'nin karesi 144 düşündüğümüzde 144'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani buradan da 2 ve 3 gelecek. Asal çarpan adedi 2 tane olacak. Buradan yine 2 ve 3 gelecek. Buradan da asal çarpan adedi 2 tane olacağından A'nın en küçük değeri 144'tür. Rakamlar toplamı da 1 artı 4 artı 4'ten 9 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği diyebiliriz. Ahmet Toprak ve Can isimli 3 öğrencinin matematik dersinde aldığı yazılı notları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. A, B ve C birbirinden farklı puanlardır. A artı B artı C ifadesinin en büyükleri kaçtır denilmiş. Şimdi bu ifade en büyük olabilmek için A, B, C'yi olabildiğince büyük alacağım. A eksi B eksi C farkı 24 ve 100 puan üzerinden değerlendirildiği için ben A'ya 100 diyorum. A'ya 100 dediğimizde 100 eksi parantezinde B artı C eşittir 24 olur. Buradan B artı C'ye 76 diyebilirim. Birbirinden farklı puan olarak yazabilir miyim? 76 yazabilirim. B'ye 38. C'ye 38 dersem eşit olacaktır. Dolayısıyla bunları şu şekilde ayarlayalım. B'ye 39. C'ye de 37. Değerlerini verdiğimizde zaten toplamı 76 olacak ama hani birbirinden farklı şekilde yazabileceğimizi görelim. A artı B artı C değeri de A'nın 100 olduğunu biliyoruz. B C'nin de 76 olduğunu biliyoruz. Bunları topladığımızda sorumuzun doğru cevabı 176. Yani B seçeneği olacaktır. Bir inşaat şantiyesinde M ve N marka kamyonlar ile kömür taşıma işlemi yapılmaktadır. M marka kamyon 10 sefer yaptığında tüm kömürün %60'ını, N marka kamyon ise 15 sefer yaptığında tüm kömürün %50'sini taşımaktadır. M kamyonu tek seferde 9 ton taşıyabilmektedir. N kamyonu tek seferde kaç ton kömür taşıyabilmektedir demiş. Şimdi tamamına %60 falan da olduğu için 15 seferde de gene yani 3 ile bölünmesi gerekeceği için 300 x istiyorum. O zaman M kamyonu %60'ını taşıyormuş. 300x'in 60 bölü 100 dedik. Şuradan şunları götürdük. 180 x. Ama bunu 10 seferde taşıyormuş. Dolayısıyla bir seferde 180 x böyle 10'dan 18 x taşıyacaktır. Ve bunun 9 ton olduğunu biliyoruz. O zaman 18 x'in 9 x'in 1 bölü 2 olması gerekecek. Tamamı 300 çarpı 1 bölü 2'den 150 oldu. Şimdi N marka kamyonuna bakarsak 15 sefer yaptığında 150'sini taşıyormuş. Yani 150'nin %50'si olan 75 tonu 15 seferde taşıyor. Yani 75 bölü 15'ten bir seferde 5 ton taşıyor diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 13. soru bu videomuzun son sorusu. Elindeki bambu çubuklar ile aşağıda şekilde görüldüğü gibi 3 basamak bir merdiven yapan Pınar 18 adet bambu çubuk kullanmıştır. Buna göre Pınar 7 basamak bir merdiven için kaç adet bambu çubuk kullanır demiş. Şimdi bir genelleme yapalım burada. Eğer bir basamak olsaydı sadece şurayı 1, 2, 3 ve 4'ü kullanırdı. 4 tane. 2 basamak olsaydı bu 4'ün yanında 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane toplamda kullanması gerekecekti. 3 basamakta zaten biliyoruz söylenmiş 18 tane olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayıların arasındaki ilişkiye bakarsak bakın artı 6, 6, 8 olarak gidiyor. O zaman devam edelim. 4 basamakta 10 ekleyeceğim. 28, 5 basamakta 12 ekleyeceğim. 28 artı 12 40. 6 basamakta 14 ekleyeceğim. 54. 7 basamakta 16 eklediğimde 54 artı 16'dan 70 tane çubuk kullanması gerekecektir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği diyebiliriz. İlk 13 sorunun çözümünü tamamladık. Bir sonraki videomuzda matematik sorularının çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalıp kanal, kanala abone olursanız videolardan daha hızlı haberiniz olacaktır.